Let's go bro, yollara düşelim. Köylerde hüzün var, sevinç var, türküler söyleyelim. Babamla birlikte her izi sürelim, hasreti giderelim, yürekleri coşturalım. Let's go bro, yollara düşelim. Köylerde hüzün var, sevinç var, türküler söyleyelim. Babamla birlikte her izi sürelim, hasreti giderelim, yürekleri coşturalım. Rumeli'nin topraklarından adımlarımız, köyleri gezerken çocukluğumuzu hatırlarız. Gözlerde bir damla yaş, özlemin izi. Let's go bro, yola düşelim, sevgiyle izleyelim her yeri. Let's go bro, yollara düşelim. Köylerde hüzün var, sevinç var, türküler söyleyelim. Babamla birlikte her izi sürelim, hasreti giderelim, yürekleri coşturalım. Let's go bro, yollara düşelim. Let's go buradan herkese merhaba. Koşu Kavağı'na doğru gidiyoruz. Giderken güzel bir yerde durakladık. Şimdi burası nedir, hangi köydür, neresidir soracağız bakalım. Aynı zamanda köyü de çekmiş olalım. Böyle de bir dinlenme tesisi var. Burayı da gösterelim. Anne al sen ne istiyorsan. Bak bakalım içecek, yiyecek. Ne? Alıyorum bir rakam. Bana alma, ben şey istemiyorum. Üçünü de alacağız. Bir tane senin. Siz alın bir köfte. Varmış mı? Yan tarafta falan yok mu? Orası ayrı yani. Selamun aleyküm. Nedir abi köyün ismi? Burası Göre Gören. 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 Bulgarca birazcık az. Merkezi neresi? Merkez bu şeydi. Evet, muhtarlıktı öyle ama. Şurası mı? Evet, şimdi bunu değiştik. Ha, buraya doğru değişti muhtarlık. Değiştirdiler, çok o haşa bu daireye koydum. Hepsi orada. Orada. Doktorumuz da orada. He, doktor da var. Doktorumuz da orada. Diş doktoru var. Hepsi var burada. Bayağı büyük bir yere benziyor zaten. Tanıdık mı çıktı ya? Benim adım Kadir. Benim adım da Rahim. Ben Yıldırı'dan. Burada mı yaşıyorsun abi sen? Orada yaşıyorum. Gittin mi hiç Türkiye'ye falan? Türkiye'ye çok var. Ha, çok geldin. Evet. Türkiye'ye Sevta girdik. Bursa'ya girdik. Kapa, biz de Bursalıyız. Kapa açıldıktan sonra. 89'da. 2 sene durdum İzmir'de. Bana soracaksın Bursa, Gebze, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Aydın. Vay be. Bunları gezdim ben hepsini. Çok güzel. Hepsi gözüm burnunda. Gezdim. Ama 2 sene durdum İzmir'de ama. Bak gidiyor. Senin torunlar gidiyor. Yürümedi, yürümedi. Ben bunlar da kızlar. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. İyi yolculuklar. Allah yüzüyle şama kalsın. Kalsın be. Koşu Kavak çok uzak mı abi buradan? Buradan hemen hemen şimdi Mastanlı'dan Koşu Kavak'ın bu Toşu ortası. Hmm. Buradan Mastanlı'dan dağınsa bu Koşu Kavak'ın dağını. İyi bakalım. Burada kaç tane var aşağıya? Bu arada çok çok insan vardı ama şimdi gençler biliyorsun. Herkes gitti de önceden kaç tane vardı? Bayağı çoktu, ben tam olarak bilmeyeceğim de. Sen burada mı yaşıyorsun? Ben şurada hemen Mazerler'de bir köy var, bir kilometre bir şey var. Önden iyidir ya. Ama burası hemen merkez, burada çıkıyoruz. Tamam. İnsan görüyoruz. Evet. Rahat, huzurludur buralar. Ha? Huzurludur buralar, güzeldir. Huzurlu be, güzel işte. Şimdi Türkiye'den ya kardeş, eş, dost, hepsi geliyorlar. Yazlar şimdi çok rahat burada değiller. Temiz hava, gürültü, parıltı yok. Tabii, o çok yani, güzel. Şimdi çok da evler sıktı dese yer var. Hepsi evlerine hazır. Evet. Herkes evini dizmeye başladı. Düzdü düzler sizler. Geri dönüş var artık ya, belli zaten. Ben şöyle bir dolaşayım bakalım. Doğru. Etrafı ya, göstereyim bir. Gidelim ya. Evet. Aha. Siz oturup bir şeyler için yiyin ya. Bu restorandı zamanda.
Şurası mı? Çalışıyor mu şu an abi? Yok, onu hepsi sattılar. Bu arada insanlar zaman geldi saat 5'te açılmıyordu ya. Evet. 30 kişi bekledi, kapı açıldı. Oturumda bir ay içerek içerdi. Böyle diysem ha. Daha yakınlık, dostluk vardı o zaman. Bu dedi mesela, bu muhtarlık. Bu muhtarlıkmış önceden bu, baba, buraya taşınmış. Bu postadı. Posta, bunu hepsi bir yere topladı. Şurası postaneymiş. Muhtarlık, diş doktoru. Bulgarca ismi ne diye geçiyor? Zvezel, burası mı? Zvezel. Zvezel'i bir çekelim, Güren'i. Hemşer abi, doktoru ise cuma günde geliyor bu arada. Sana 3-5 şey mayana falan ettirme kendine. Oldu abi, teşekkür ettim. Oğlum, yok bir şey ya. Gezelim bakalım. Ben geliyorum 5 dakikaya. Şöyle etraf köyü bir gösterelim. Ne var ne yok. Burası posta binasıymış. Anlattı zaten. Önceden mi posta binası dedi. Şu an bilmiyorum. Mobil bir şeyler yazıyor. Eski muhtarlığın olduğu yere doğru bir gidelim. Bu restoranda çok güzel eğleniyorduk dedi önceden. Daha çok dostluk vardı dedi abimiz. Onları anlattı bize. Evler böyle gözüküyor. Büyük evler de var ya. Eski muhtarlığın oradan. Şu an boş zaten, hiç belli. Daha aşağı yol gitmiyor mu acaba ya? Gitmiyor. Ha, şuradan gidiyor. Koşukavak yolu, Kırceli Koşukavak arası. Epey yeşillik, güzel, havadar gözüküyor. Burası neymiş acaba, okul mu? Orada yazıyor. Yorumlara yazarsınız okul mu, ne olduğunu. 1952'den itibaren diyor. Şöyle bir yapı var. İstanbul, Bursa, İzmir. Burası otogar gibi bir şey de herhalde. Şu an aktif gözükmüyor ama. Şurada bir tane magazin var. Güzel bir restoranta benziyor. Muhtarlık binasını yandan da göstermiş olalım. Halı saha var. Geçen gittiğimiz köyde de, Nanovisa'da güzel bir halı saha mevcuttu orada da. İstanbul, Bursa, İzmir zaten 3 şehir. Göçmenler bakımından oldukça zengin. Bizim göçmenlerin oldukça yoğun yaşadığı yerler. Ne güzel yapmışlar şöyle. Ev gibi yapmışlar kuşun kafesini. Dış cephesi de güzel şuradaki evin. Öyle kalibodur mu desem, ne desem, artık bir şeyle kaplamışlar. Şık duruyor. Evet, Koşukavak'ta harcayacağız büyük zamanı. Elimden geldiğince geçerken şöyle kısa bir çekim yapayım dedim. Sağa sola gidiyor. Köyden olanlar varsa zaten en azından buraları görerek hasret gidermiş olacaklar. Köy aşağı doğru uzuyor gördüğüm kadarıyla. Şöyle uzuyor, böyle uzuyor. Tavuklar gene burada otluyor. Şuradan birazcık göstereyim. Aşağı doğru çok ilerlemeyeceğim. Şurada keseceğiz artık. Huzur dolu ya. Bütün köylerde olduğu gibi burada da huzur çok. Bayağı bir ev var. Buradaki evler daha bakımlı geldi bana. Çatılara bakıyorum. Yani şöyle bakarsak çatılar gayet düzenli duruyor. Mesela bu da yeni gibi duruyor. Şuradan aşağı güzel bir cadde gidiyor. Birinin evini çekiyorumdur belki. Evini gören varsa veya bu köyden olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Buradan merdivenler çıkıyor. Evet. Böyle. Şuradan bir tane yol gidiyor. Güzel. Aslında vakit olsa şurada teyzemiz var. Muhabbet ederdik ama çok vaktimiz yok. Şuradan son bir çekim yapıp şöyle gösterip buradan geri dönüş yapıyorum. Evet, köyler hakkında epey bir talep geliyor sürekli olarak. Koşukavak'tan çok istek aldım. Şimdi o istekleri yerine getirme zamanı. Güzel bir şekilde
koşu kavağı çekmek istiyorum. Gerek merkeze, gerekse istek gelen köylere. Çayka vardı bir tane. Diğerini hatırlamıyorum. Ya birçok köyden istek geldi. Bunlar aklımda kalanlar. Şimdi oralara gidip çekeceğiz. Güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım sizlere de. O zaman ne diyoruz? Haydi let's go. Evet. Az önce bir tane BMW hızlı arkamdan yanaştı. Dedim ne oluyor acaba? Bir tane takipçimiz Serkan, buradan selam olsun tekrardan. Biraz muhabbet ettik, buralardanmış kendisi. Ya çıkmak istemedi, o yüzden çekemedim. Konuştuk yani, burada denk gelince şaşırmış. Buralara da mı geliyorsun dedi. Geliyoruz dedim, her yeri çekiyoruz. Koşu kavağa doğru gideceğiz dedim. Biraz muhabbet ettik. Evet, Serkan'a tekrardan selam yolluyorum. Bu arada restoranın yeri Meço'nun yeri diye geçiyor. Bropa Büfe yazıyor. Aklınızda olsun. Koşu kavağa doğru giderken Mestanlı'dan. Mestanlı'ya da 30 kilometre. Koşu kavağa da yaklaşık olarak bu yer 30 kilometre. Lale Nanovitsa. Bir sürü evde var. Gördüğünüz gibi. Merhabalar. Merhaba. Hani tanıtım yaptım. Kim o? İzledi mi bizi? Takip ediyor mu? İzlemiş. Selamlar olsun buradan. Koşu kavak videoları gelecek. Onları da izleyin. Koşu kavağa gidiyoruz şimdi. Ya o otelleri motelleri pazar yerinde. Tabii pazar yerini gene çektik. Hep çekiyoruz zaten orayı. Sonra var mı koşu kavağa kadar güzel köyler arada? Şurada birinci köyde şeyler var. Hayır hayır. Hasanullah'ında böyle eski şey yapmak, el yapımı bir şeyler yaptık. Yol üzerinde mi? Yol, şu virajı geçtikten sonra evet. 100 metre sağ bir toprak yol gibi ama asfalt yapıldı. Hasanullah'ında bu şey yapıldı mı? Yola yapıldı. Asfalt yapıldı. Şey orada şey vardı ya, yani, ne vardı? Hadi buraya köye giriver göreceksin ya. Tamam, bakalım onlara da. Nanovisa'yı çektim dün. Nanovisa'yı gösteriyor. Evet. Oraları çektik. Sakın gelme. Benim var diye senin mi? Evet. Zvezdel miydi? Zvezdel miydi bilmiyorum. Oraya tekrardan geri dönüş yaptık koşu kavaktan. Tekrardan durduk. Muhtar binasını daha detaylı çekmek istedim. Aynı zamanda çekmediğim yerleri de bir göstermek istedim. Aa, inek de bakıyor, çok meraklı. Büfenin ismi bu arada Bropa. Let's go bro, Bropa. Bropa büfe. Meço'nun yeri yazıyor. Güzel yalnız, köftelerini yedik. Kebapça yedik, çok güzeldi. Evet, burada yazıyor Zvezdel. Zaten istek almıştı burası. Buradan Nanovitsa'ya da gidiyor. Oraları çekmiştik geçen. Nanovitsa köyüne, Ali Bey Konağı köyüne buradan da gidiyor. Evet. Diğer evleri buradan daha iyi göstereyim diye girmek istedim. Aşağıdan da çekim yaptım ama buradan daha güzel bir görüntü çıkacak diye buradan da bir çekim yapayım istedim. Şuradan bir tane yol gidiyor aşağı doğru. Hatta oralardan da geçebilirim. Tam göbeğine dalalım bakalım. Şurada bir tane Orion diye zannederim benzin istasyonu. Ama aktif mi değil mi bilmiyorum. İçerisinde araba da var. Tam Orion'un oradan sola doğru gireceğim. Aşağıları çekmeye çalışacağım. Tepeden zaten yeterince güzel gözüküyor her yer. Şöyle yakından biraz zoom da yapayım. Evleri daha detaylı göstereyim. Yani şu ana kadar bugün gezdiğim köyler içerisinde Zvezdel köyü biraz daha Gurkan mıydı? Türkçesini unuttum. Gura mıydı? Gurkan mıydı? Guran mıydı? Burası daha düzenli duruyor.
bu gelişimizde şansa rüzgar esiyor. Rüzgar esmesi de çok iyi. Esmesi bu sıcakta ne olurdu halimiz bilmiyorum. Tavuklar da buralarda dolaşıyor. Ama yine de sıcak. Esmesine rağmen epey sıcak. Ben az önce, yani bir önceki çekimde şurada bir yerde durmuştum zannederim. Buraya doğru yolu çektim. Orada kapattım. Biraz daha aşağı ilerleyeyim. Değişik bir yoldan ilerledim bu sefer. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ne rüzgar var be. Evler çok güzel. Evet, şu çataldan biraz daha aşağı ilerleyeceğim. Ondan sonra çekimleri artık sonlandıracağım. Zaten yeni muhtarlık, eski muhtarlık, oraları çektik. Bir tane ev var, yıkılmış mı artık, arsa mı? Anlamadım. Böyle gidiyorum. Bunlar neymiş? Köpek dikenlerine bakın. Pıtrak. İncirler de olmaya başlamış. Buraya ne dikmiş abilerimiz? Elma, alfat. Alfatlar yetişir. Allah, gülücüklerim. Hayat etten engini burada. Allah, yaşamak engin. Rahat, huzurlu. Gideyim biraz daha aşağı doğru. Sonra bayır çıkarken dilimiz dışarı çıkacak ama yapacak bir şey yok. Biraz daha aşağılara doğru ilerleyelim bakın. Leylek yuvaları burada duruyor. Bulgaristan'da zaten leylekler bol. Ama şu an tatilde leylekler. Köyde leylek göremezsiniz. Sadece yuvaları var. Zaten bir inanış var. Leylekler güzel yerlere yaparlar genelde evlerini. Doğal böyle. O yüzden bir yerde leylek yuvası varsa o yer güzeldir. Seçici hayvanlar, akıllı. Evet, Zidezvel köyünü buraya kadar görüntüledik. Şuradan sonrası zaten yok gibi bir şey. Evler güzel gözüküyor. Şu evlere baktığım zaman çok güzel. Şuradan biraz ilerleyeyim. Şu noktada sonlandıracağım. Neredeyse %80-90. Merhaba teyze. Nasılsınız? Neredeyse %80-90'a çekmiş olacağız köylerin, evlerin. Şöyle güzel karamuk var mı yok mu bakıyorum. Sağda solda. Arada gözüküyor ama şöyle büyük karamuklar lazım bana. Onları göremedik bir türlü. Ha, şurada biraz var. Güzel karamuklar var. Bu yolda çıkıyor mudur acaba yukarı? Buradan da gidiyor ama nereye gittiği belli değil. Şimdi yolda gördüklerim oluyor. Selam veriyorum ama bazıları müsait değil. Bir de artık beden dilinde anlıyorum. Kimisi müsait olmadığı için onlara ısrar etmiyorum konuşmakta. Yani az çok biz de anladık.
insanların hareketlerinden konuşmaya meyilli olup olmadığını. O yüzden onları zorlamıyorum, rahatsız etmiyorum. Selam verip geçiyorum. Şu yol ayrımına da bakalım. Evet. Buradan aşağıda gidiyor evler. Artık burada sonlanıyor. Gidelim bakalım şöyle yukarı doğru. Evet, burası da caddeye bağlanıyor galiba. Ana caddeye bağlanıyor olsa gerek. Aşağıya doğru devam eden yol. Orion'dan. Yani benzin istasyonundan. Bakalım öyle mi? Motor geçti çünkü bir tane. Elimden geldiğince köyü göstermeye çalıştım. Sizin de istekleriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. En çok istek gelen yerlere öncelik veriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Haydi, let's go.